Ben bir neçede demişim ya, Deryem ve siz de çok büyük bizim şairimiz, çok büyük sim olduğunuza göre bir neçede meseleni araştırmaz Deryem. Ben özüm de aktarıştayım. Ben bunu aynı 31'inde de demişim, bugün de Deryem. Ve hiçbir kesim fikrine de tesir etmek istemiyorum. Ancak yazar ki Azerbaycan Türkçesi. Gelin biraz derinden fikirleşek. Biz demek Türkiye'nin bir lehçesi mi nedir? Dilin adı var. Hürmetli anar bir misal getirir ki dünyada böyle bir precedent var. Kırım Tatar dili var. Mani olmuyor. Haşırım mani olmuyor. Ben bilmem aramda. Kırım Tatar dili var. Ancak ondan sonra halkalar. Fransa, Fransız dilidir. İspanya, İspan dilidir. Yunanistan, haşirem mani olmuyor da ben özüm bilirim ne diyor. Ben hiç vakit o mektepte okuyanda da suflördan istifade etmemişim sizin için. Ben hem şahit bilimle danışmışım. Yunanistan, Yunan dilidir. Çin, Çin dilidir. Rusya, Rus dilidir. Belarusya, Belarus dilidir. Ukrayna, Ukrayn dilidir. Çekoslovakya. Bu bir dildir. Ama indi ayrılıklar evvel de belaydı, bir yerde olanda da. Çek dili ayrıydı, Slovakya dili ayrıydı. Ama bunların fergi bizle Anadolu Türkiye'sinin olan farktan hayli az. Ben bunlarla danışmışım ama. Çekle de danıştılar, Slovakla da danıştılar. Yani birbirine nereden de danıştık? Yani nereden de bizim dilimiz birbirimiz. Bilirsiniz, dünya böyledir. Yani Türk dilli halklara bakalım. Özbek dili var, Kazak dili var, Kırgız dili var, Tatar dili var, Başkırt dili var, Türkmen dili var, Kumuk dili var. Şimdi biz ne o taraftan biz olalım? Demek bu Türk dilli halklarında her birinin dilinin özünün bir adı var. Türk dilli halk, Tatar dilli var. Türk dilli halklar. O birisi grup diller var. Onların da her biri bir grupa dahildi ama her birinin öz adı var. Ama biz gelin dilimizi eleyek, yine de diyorum ben bunu ehtiraz noktayı nezarında demirem. Özüme istiyorum aydınlık getirin. Siz bu işin mütehassısısınız. Siz dil işlerdirsiniz, dilçisiniz. Ve yaz, şiirler yazırsınız, romanlar yazırsınız, cemaate dil örgütlersiniz. Ah ne der? Azerbaycan Türkçesi. Ne der bu milletin iki adı olsun? Bes niye Özbek demir özüne ki Özbekistan Türkçe? Tatar niye demir ki ben Tatarstan Türkçe'ye? Bilirsiniz bunu gelin araştırak. Siz diyorsunuz ki haçalama gelir. Ve bu böyle mübahis olsa çok şey gelir. Elbette. Şimdi ben görürsünüz ne kadar ben buna vakit sarf edeyim ve hesap etmiyorum ki ben burada çok büyük iş görürüm. Buna borcumdur. Çünkü ben bunu araştırmamış, bu yetkiyete mesuliyeti özlerime götürebilmenim. Ama araştırma için de bu suallar çıkır. Demek böyle çıkır ki, şimdi biz hem dilimizin adını yeniden, bu 60 yıl müddetinde yaşadığımızdan yeniden koymalıyız. Hem de milletimizin adını yeniden koymalıyız. Onda ölçemizin adını değiştirir. Bunu düşünme lazım. Yine de derim, ben sizin sözlerinize itiraz etmek maksadıyla yok. Bu soruları veririm ki, biraz da bunu, biraz da mesela mübahis yaparak diyor ki bu harasız, para çıkarır biz. Doğrudur, tarihimiz bizim ele bile gelir, tarihimiz ele gelir ki, şimdi mesela bize Tatar deyipler. Ama biz Tatar değil ya. Neçen yıllar bize Tatar deyip? Öyle Hasan Bey Zardabi de öz özüne Tatar deyipti. Babişler de özler özlerine Tatar deyipler.
Bəs bu Bakıda bir belə, Azərbaycanda bir belə Azərbaycanlı ziyalı olduğu halda məktəblər açılmışdı Rusko-Tatarski şkola. Bəs nə bir o vaxtları Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir, Üzər Hacıbəyov, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Əhməd Bəyağayev, başqaları, Əlbəy Hüseynzadə niyə bir durub demədilər çağı? Necə Rusko-Tatarski şkola? Niyə durub bunu bir etiraz eləmədilər? Hamı da bunu kabul edilir, Rusko-Tatarski şkola. İndi mən deyə bilmənəm niyə belə olur. Mən heç bunu təhlil etmək istəmirəm. Amma mən bununla sadəcə demək istəyirəm ki, bizim indi aqibətimiz belə olubdur. Bizim taleyimiz belə olubdur. Rusiyada bizə Tatar dedilər. Rusiyanın burada qubernatorları bizə Tatar dedilər. Yazılarda bizə Tatar dedilər. Ondan sonra 18-ci ildən gəlib də Türk deyiblər. 18-ci ildən 36-cı ilə qədər 18 il müddətində Türk dili Türk gedir. 36-cı ildən indiyə qədər 60 ildir biz Azərbaycan dili Azərbaycanlı deyir. İndi bəs nə edir? Bax, bunlara bir cavab var, yoxsa yox. Axı, bunlara cavab olmasa, biz qərar qəbul edə bilməliyik.